Bu toplulukta Ortes Türkiye Resmi Kurulu toplumunda eksperte ünvanlı ve uluslararası moderatörlük ve yazarlık yapmaktayım. Ortes çok ciddi bir kuruluş ve çok ciddi anlamda bizlere sahip çıkan bir kuruluş aynı zamanda. Özel bir firmada çalışıyorum uzun zamandır. Hem de birçok yerde ders veriyorum. AutoCAD'le ilgili, Revit'le ilgili, Navisworks'le ilgili, Showcase'le ilgili dersler veriyorum. Hem BIM üzerine uzmanlaştığım hem de eğitim verdiğim için bugün bu eğitimi benim vermem uygun oldu ve ben veriyorum eğitimi. Yakın bir tarihte Navisworks ile ilgili de bir kitabım çıkacak. Raflarda yerini alacak. Sizler bu kitapla yaşayabileceksiniz ama hep sizin gibi birbirine bağlı. Yani AutoCAD, Revit, 3D, Navisworks, Showcase hepsi aynı ailenin ürünleri. Yani bunları bilmesinin açısından çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Katılımcı sayısı oldukça fazla olduğunu görüyorum. Bu çok iyi bir şey. Birazdan AutoCAD ile ilgili ekran paylaşacağım. Birlikte hem kullanmayı aşama aşama öğreneceğiz hem de geliştirmeyi aşama aşama göreceğiz. Sizlere kısa bir tanıtım videomuz var. Onu döndüreyim. Siz de o videoyu izlerken ben aynı zamanda konuşayım. Sohbet edelim sizinle. Videomuz dönüş oldu. Biraz da dediğim gibi bizden bahsetmeye çalışayım. Şöyle sizlere gösterecek olursak hemen Google'a bizlerle ilgili soruları görürseniz her şeyi buradan yazabilirsiniz. Bu bir forumdur. Türkiye topluluğu forumudur. Buradan bizlere etkinlik hakkında her türlü soruyu buradan sorabilirsiniz. İşte AutoCAD ile ilgili BIM ile ilgili, Navisworks ile ilgili, Revit ile ilgili, 3D Max ile ilgili tüm soruları buradan sorabilirsiniz. Bugünkü etkinliğimizde biz daha önce forumumuza duyurmuştuk zaten. Forum vasıtasıyla da birlikte olacağımızı belirtmiştik. Sadece sizlerle birlikte birçok kişi bu seminerden haberdar oldu ve birlikte izledik. Toplulukla ilgili en geçerli iki tane forum var. Biri AutoCAD ve diğeri Max konuları. Bizler burada haftanın 7 günü 24 saat boyunca buradayız. Sizler istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Diğer bir şeyde forum haricinde kendi özelliğinde olan yayınladığım sitem var. Oldukça blog yazdığım, her konuda soru sorabileceğiniz, danışabileceğiniz AutoCAD ile ilgili, Revit ile ilgili, Showcase, Navis ile ilgili sitem var. Oldukça da iyi giden bir yer. Zaman zaman göreceksiniz ki AutoCAD ile ilgili sizlere çok püf noktalar vereceğim birazdan sizin açısından. Tahmin edemeyeceğiniz kadar böyle ya bu da mı vardı dediğiniz noktalar olacak. Bir blogumuz var. Blogda yazılar yazıyoruz. Hem AutoCAD blogunda hem de kendi blogumuzda yazılar yazıyoruz. Sizleri daha iyi tanımak için. Bugün webinardan bahsedecek olursak şöyle söyleyeyim. Bizim webinarımız 3 ayaktan oluşacak. Yani 3 kısım oluşacak. Bunlar nedir diye sorarsanız 13'ü Cuma akşamı bugün benim yaptığım ilk webinar. 14'ü yarın ve 15'i Pazar günü son 3 webinar. Bu webinar hakkında biraz bahsedeyim. Bugün AutoCAD, Ortes AutoCAD ile projelendirme yapacağız. Bir tane mimari tasarım planlıyoruz. Tasarladığımız mimari
ile ilgili olan tüm detayları aşama aşama anlatacağız. Pencere oluşturma, kapı oluşturma, mimari tasarım içerisinde olması gerekenler, tefriş ekleme gibi konulardan bahsedeceğiz. Bugünkü sunumu ben yapacağım, dediğim gibi düğünücü olarak. Yarın ayın 14'ünde yine 20'de başlayacak olan bir sunum seminerimiz daha var. O da Revit ile ilgili. Revit'in konusu da yine proje geliştirme üzerine. Bugün yapacağımız, AutoCAD'de yaptığımız evi yarın Revit'te 3D model olarak modelleyeceğiz. Revit ile ilgili tahliye dosyası oluşturuluyor. Units gibi kavramlar hepsini öğreneceğiz. Duvarlar, balıstır oluşturma, merdiven oluşturma gibi tüm konuları Revit'te göreceğiz. Yani AutoCAD ile Revit aynı düzenle devam edecek. Projenin gelişmesi açısından da Revit'i bilmek de çok büyük avantaj sağladığı için hem AutoCAD'i hem Revit öğrenmeye çalışacağız. Üçüncü gün, son gün yani 15 Kasım Cuma günü saatimiz değişken unutmayalım. Biz Cuma ve Cumartesi günü 20-22 arası yapacağız bu seminerimizi. Ama Pazar günü gündüz başlayacak. 14-16 arasında eğitim olacak. Bu eğitimi de yine aynı benim gibi expert eğit olan Serdar Hakan Düzgören tarafından yapılacak bu eğitim. 3D Max'de görselleştirme post production eğitimi olacak. Yani bizim 3 gün boyunca görsel şeyler sunmak için sizler için burada olacağız. AutoCAD'de proje oluşturacağız. Revit'te 3D modelleyeceğiz. Ve son gün modellediğimiz, Revit'te modellediğimiz, AutoCAD'de çizdiğimiz evi tamamı yapının hepsini Max ile çok güzel bir görsel sunum, çok güzel portfolyo hazırlayacağız. Çıktılarla ilgili sohbet edeceğiz sizinle birlikte. Zaman zaman sizlerin de sorusu olacak. Biz hep burada olacağız. Yani eğitim seminerimiz 20-22 arasında, ondan sonra devam edecek bu seminer. Ama biz bu süreç içerisinde gece bile bize mail yoluyla veya iletişim yoluyla, yukarıda yazan iletişim yoluyla veya Facebook, Twitter gibi noktalarda da yazdığınız zaman çok rahatlıkla bizlere ulaşabileceksiniz. Böylelikle neler olacak ondan bahsedeyim. Hem sorularınızı sorup hem de cevap alabileceğiniz 3 günlük böyle farklı bir platform kurmuş olacağız. Bu ilk etkinliğimiz olacak sizlerle birlikte ama zaman zaman göreceksiniz ki etkinliğimiz çoğalacak. Daha sonra daha farklı eğitimler de yapacağız sizinle birlikte. Ekranda görmüşsünüzdür zaten Facebook sayfamızı. Buradan bütün eğitimleri takip edebilirsiniz. Dediğim gibi ben ve Serdar Erkan olarak bu eğitimi vereceğiz 3 gün boyunca. Şöyle söyleyebilirim. Dalında uzman kelimesinin karşılığı neyse biz bu noktada o konudayız. Yani AutoCAD ve Revit olarak çok iyi gerçekten işin ehli çok yerli eğitim vermiş kurumlarız. Bunun en basit örneği bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz taş yapı eğitimleri. Yine vakıflar gibi çok büyük eğitim kurumlarıyla beraber çalışıp eğitim verdiğimiz yerler. Yaklaşık 7 yıldır eğitmenlik yapıyorum. AutoCAD üzerine Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim ve aynı zamanda yerinde eğitim sertifikalıyım. 1,5 yılda AutoCAD Türkiye resmi kullanıcı topluluğunda gönüllülük esasında çalışarak varım. Yaklaşık 3-4 ay önce de expert aid unvanımı alarak bunu pekiştirdim. Expert aid ne diye sorarsanız dünya genelinde çok az kişiye verilen özel bir unvan. Yani bu işi hem iyi bildiğiniz hem de kendinizi belli bir derecede ispatladığınız anlamına geliyor. Ortada sizin arkanızda olduğu anlamına geliyor. Türkiye'de şu an 2 ya da 3 kişi de var bu expert aid unvanı. Hani çok az sayılırken gerçekten çok az sayıda. Hepimiz diyoruz ki Autodesk ile ilgili çalışıyoruz ama bizler bir noktada bir tık daha ilerideyiz sizlerden. O nedenle beraber yürüyelim. Aklınıza takılan tüm 2 saat olacak demiştik oturum. Oturumla birlikte şunu söyleyebilirim. Bir ara vermeyi planlıyorum. Yani saat 9 gibi bir 10 dakikalık ara vereceğim muhtemelen. Bu arada kahve, sigara, herhangi bir şey içebilirsiniz. İkinci tarafta daha farklı bir, yani 9'dan sonra onun arasında çok daha farklı bir
OTTC'yi karşılayacak bizleri. Ondan bahsedeyim. Evet. Yavaş yavaş ekranımıza geçiş sağlayacağız. Hem de yavaş yavaş ekranı geçiş sağlayacağız. Hem de katılım sayısı artıyor. Birkaç kişi soru sormuş AutoCAD ile ilgili. Ondan biraz bahsedeyim. Sorularınızla ilgili son 15 dakika, son 20 dakika bizim seminerimiz boyunca yaptığımız tüm sunumları not alabilirsiniz. Ben size not alanlar içinde süre tanıyacağım ama seminer bitti, bitimine yakın. Yani son 15 dakika boyunca sorularınızı sorabilirsiniz. Bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Bugün cevap veremesem, yetişmese bile yarın mutlaka yine aynı saatte olacağımız için yarın yine cevap vermeye çalışacağım. Yani bunu da aklınızdan çıkarmayın. Birkaç dakika daha bekleyip AutoCAD ekranına alışacağım. Çünkü sürekli ilgili, katılım sayısı sürekli arttığıyla ilgili. Ben de bu süreci sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışıyorum. Aşağı yukarı bizler biliyoruz ama hani AutoCAD nedir, ne değildir diye sohbet açık olsak ABD merkezli 1980 yılında başından beri geliştirilmiş CAD yazılımını teknik resim çizmek için kullanılan bir program AutoCAD. AutoCAD kendini bu süreçte 1980'den beri çok geliştirdi. Bugün ne kadar geldi? Bu süreç içerisinde ilk serisi olan hatırlayanlar, hani MS-DOS tabanında olanlar, versiyon 1'den beri kullananlar var bunu. Bizim için çok önemli bir noktada AutoCAD. Şöyle söyleyebilirim, dünyanın hemen hemen her ülkesinde var, her ülkesinde geçerli bir şey. Altis AutoCAD ile özdeşmiş durumda. Bu nedenle AutoCAD bilmek bizim için, tasarımcılar için çok önemli. Sadece tasarımcılar mı tabii ki değil. Mimar, mühendis, inşaat anlamında, görsel tasarımcılar hakkında birçok kişinin bunu bilmesi ve kullanması gerekiyor. En azından kristal köşesine yakalaması gerekiyor. Bugünkü seminerimiz, bugünkü sunumumuzda şöyle düşünebilirsiniz. Baştan AutoCAD anlatmayacağım. Hani sıfırdan line nedir gibi başlamayayım ama kısaca menülerden bahsedeceğim ama biz proje geliştirme demiştik başlığımıza. Bir projenin temellerini atalım. Onun üzerine yürüyelim diye düşünüyorum ki daha farklı bir noktada olsun. Şimdi hemen yeterli şeyi ulaştığımı düşünüyorum. Yani kafamızdaki sorular bittiğini düşünüyorum. Bir hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle ekranı açtığımızda AutoCAD ile ilgili istersek masa üstümüzdeki soru varsa veya diğer taraftan başlasak deriz. Ekranımıza geldik. Hemen şöyle söyleyebilirim sizlere. Sol tarafta drone menüsü, diğer tarafta modify menüsü. Yani bir tarafta modifiye ettiğimiz bölüm, şu taraftan bahsedeyim. Bir tarafta çizdiğimiz bölüm yer alıyor. Biz bu iki noktayla birlikte beraber çalışıyoruz. Ekranımızın hemen aklı tacarım bir tanesi ben mouse'u bu şekilde kullanıyorum ama siz daha farklı, daha küçük mouse da yapabilirsiniz. Daha önemli bir şey F1 tuşu. Yani arkadaki grid sistem bazılarınız da açıksa kullanırken benle birlikte yapacağınız için bu soruyu soracağınızı tahmin ederek söylüyorum. Grid on, grid off seçeneği var. Common satırına görebileceksiniz ama aynı zamanda bakın grid on, grid off yaparken şurada bir F1 tuşunun ne anlama geldi? Yani üçüncü bizim mutfak diye bahsettiğimiz hızlı şerit menüsünde üçüncüsü olan bakın şöyle gösteriyorum. Grid on olduğunu göreceksiniz. Biz ne tasarlayacağız, ne yapacağız onunla ilgili biraz şey yapalım. Şöyle hemen bilgi geleyim. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Evet. Ekranda gördüğünüz iki tasarımlı, iki boyutlu mimari tasarlayacağız. Şöyle görebildiğiniz gibi. Bununla ilgili şimdi bir giriş yapalım. Hem de size anlatmış olayım. Öncelikle birliği oluşturmaya başlayacağız ama
Şöyle hemen geçiş yapayım ben size. Dediğim gibi çok fazla bahsetmeyeceğim. İşte AutoCAD ile ilgili şeylerden ne olur ne biter konusunda bahsetmeyeceğim için direkt sizlere hemen bir layer sistemi oluşturmak adına bir layer yapalım. Şuradan orijinalinden açtığınızı varsayıyorum. Hemen bir açılış lazım. Birkaç tane şey açalım. Neler açalım diye sorarsanız akslar, duvarlar, kapılar, kolonlar olacak. Şöyle hemen ben yaklaştırayım şöyle sizler için. Bunun oluşumuzu varsayıyorum. Şöyle birlikte oluşturalım zaten. Evet. Ben de sizleri hemen birlikte hızlıca yapmış olayım. Şöyle AutoCAD ekranıma geldim. Hemen New Layer diyelim. Duvar. Daha sonra aks. Hızlıca oluşturalım. Kapılar diyelim. Ölçüler diyelim. Şöyle ölçü. Pencere diyelim. Şöyle farklı farklı neyle oluşturalım. Hemen aksımızdan başlayalım ölçülmeye. Color rengimiz bizim şuradan 32 olduğunu görmüştük. 32 kalanını bir şey yapalım. Duvarlarımız bizim beyaz kalsın. Kolonlarımız olacaktı. Kolonları yapmak istemiyorum şimdi. Ölçülerimiz olacak. Onlar da magenta renginde olsun. Pencerelerimiz de mavi renkte olsun. Birazdan göreceksiniz farkı zaten. Kapılarımız da yeşil. Hemen başlangıç olarak duvara deyip şöyle bir duvar açılışı yapmış oldum. Hemen projeye başlayacağız. Ben projeyi az çok kendim çıktı aldım istiyorum. Şunu yapacağımız için neleri çizeceğim biliyorum. Ben çizeyim, siz beni takip edin böylece. Örneğin hemen line tuşuyla veya kısaca rectangle deyip ya da direkt şöyle başlayabilirim sizler için. Line ile şöyle. Hemen yine bakıyorum F8 tuşu makfamını görüyorum. F8'e basıp F8'e aktarıyorum. 1140'mış toplam ölçüm. Aşağıya doğru da 870 olduğunu görüyorum. Aynı düzenle devam ettiğini varsayıyorum şöyle. 870. Pardon. Şöyle geri alayım. Şöyle 1140 ve 870. Temelde bu şekilde olduğunu varsayıyorum. Daha sonra bunların içeriye doğru offset 20 deyip duvarlarımın 20 santim içeriden başladığını trim komutuyla uzun anlatıyor gibi olabilirim. Bununla ilgili herhangi bir şeyiniz olmasın. Onun sebebi dediğim gibi herkes sizin kadar profesyonel çizmiyor. Herkes sizin kadar profesyonel olduğu için arkadaşlar düşünerek davranmaya çalışıyorum. Şöyle aşağı yukarı bir şey oluşturalım hemen. Daha sonra diğer duvarımız olacak. Bunu offset 420 atacağız. Bunu da offset 300 atacağız. Şu
Şöyle hemen ölçmüş olalım. Dimension'ı açalım. Dimension açmaya gerek ama yok. Açalım. Normalde direkt ben kısa komutları biliyorum ama sizlerin de bilim ve konusunda düşündüğüm için şöyle evet. Aşağı yukarı ölçelim beni. Size birazdan şeyi paylaşacağım bu arada arkadaşlar. Ölçenleri paylaşacağım nasıl olduğu ile ilgili. Bunlar da offset 20 olacak yine. Yani hem iç hem dış duvarlarımız 20 olacak. Şöyle trimleyip şöyle trimleyebilirim. Gördüğünüz gibi AutoCAD'de çizmek çok farklı bir şey. Yani birçok yöntem var. Hani şöyle söyleyebilirim. Ben belki 4-5 şekilde bunu tasarlayabilirdim ama onun yerine hani bunu kullanmak tercih ediyorum. Şöyle alayım. Daha sonra yan odalarımızı, şu odalarımızı sileceğiz mesela sizinle birlikte. Onlarda bir tanesi 280'miş. O enter. Yani offset 280 diyerek şu çizgimi 280 olduğunu belirtebilirim. Yine burada 310 santimlik bir offset olacak. O enter, 310 enter deyip ürünümün bu şekilde şeyini sağlayabilirim. Kontrol edeyim değiliyle. Diğer tarafı da çünkü çizmeyeceğim için, yani ölçemeyeceğim için. Evet, 280 burası, 280 burası. Aşağı yukarı dediğim gibi projemiz bitmek üzere diyebilirim hatasının için. İç duvarların 10 santim olduğunu tahmin ederek söylüyorum. Evet. Şuradan bahsedeyim. Bu 10. Şöyle 10 olacak. Evet. Diğerleri de 20. Burası da böyle olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi burası tamamsa hemen bir trim yapalım şöyle hızlıca. Bu süreçte aklınıza bir soru gelirse sorunuzu not alın. Sorunuzu not alın ki birlikte daha sonra cevaplarken sorumuz olmasın. Hani kafanızdaki tüm soruları yaratmış olalım böylece. Şöyle biraz çekelim. Aşağı yukarı buna benzer bir hal alacak şeklimiz. Daha sonra devam edeceğim ben ürünle ilgili. Değiştirmeye de devam edeceğim. Şimdi şöyle kapıları koyacağımızı varsayarak kapı tarafını geçiyorum. Şuradan line deyip yeşil çizgiden o enter, 30 enter dersek herhalde bir sorun yaşamayız. Şuradan şöyle bu diyelim biraz daha. O enter, 90 enter diyerek kapıdan oluşacağı yerden bir oluşum sağlayacağım. Daha sonra yine burada da aynısını yapacağım şöyle. O enter, 30 enter, offset. O enter 90 enter diyerek de bir şuradan şunu isteyebiliriz. Şuradan şunu isteyebiliriz. Daha sonra trim'i de bu noktada götürebiliriz.
envai kullanıyor burada sizler için. Hani dediğim gibi bugün sizlere proje çizim aşamalarından bahsediyoruz ki neler yapılabilir ondan dolayı. Yoksa biliyorum ki hepinizin zaten başlı başlı proje çizmeyi bildiğiniz aşikardır. Burada yine çevirme kullanıyoruz. Enva deyip. Şöyle bir geçiş koordinatımız olacak. Şurası da böyle kalacak. Farklı bir tasarım, farklı bir işlem yapmaya çalışıyorum. Devam edelim tekrar çizimimize. Şurada o noktayı 170 diyelim. Evet, tam bu noktaya geliyormuş. O noktayı diyelim. Muhtemelen ki tahminim bu ettiğim noktaya burada da kapı olacak. Şurada tam orta noktasından bir kapı var. Şöyle çizip 90'da orantı 40 enter diyerek 45 sağa ve 45 sola kapı için bir boşluk açalım. Evet, burası da böyle olacak. Şurası şu aşamada kullanmayacağım bir noktada. Bunu şöyle join yapayım sizlere join ile. Birleştirebilirim. Yine enter tuşuna basarak join ile birleştirebilirim. Bu farklılık tasarımı olsun. Geçiştirilmiş şöyle olacak. Burası böyle geçiş olacak. Şunu da hatta kaldırmayı düşünüyorum ki birazdan daha hoş olduğunu göreceksiniz. Şöyle geçiş olacak. Şuradan şöyle geçiş olacak. Ana hatlarıyla küçük bir mimarimiz bu şekilde devam ediyor olacak. Yine şundan devam edelim. Burada da bir kapımız olmak zorunda. Garaj kapısı da var burada. Unutmayalım. Trim diyerek trimliyoruz ürünümüzü. Üç gün boyunca birlikteyiz. Üç gün boyunca soru ve görüşlerinizi açık durumda sizlere. Hem çizip hem gelişiminden bahsedeceğiz. Potekletim ve Revit'i göreceksiniz zaten ama aynı zamanda çok farklı bir şurada iki tane kapı var. Evet. Şunu silelim. Silelim. Evet, şu nokta kalsın. Evet, şu an aşağı yukarı ne çiziyoruz? Hani bu soru geliyor. Şu an bunu çizmeye, bunu yapmaya çalışıyorum miktar. Farklı bir yer tasarım yapacağım. Buna uygun daha değişik yerlerde planlıyorum. Hani kafama gelen birkaç nokta vardı bununla ilgili. Bunu yavaş yavaş oluşturacağım. Konuları koyacağım, camları koyacağım, kapıları koyacağım zaman içerisinde. Zaten göreceksiniz. Aynı zamanda bu proje bittikten sonra size vaktim kalacak diye tahmin ediyorum. XTF'i çalışma mantığını anlatacağım. Yani XTF üzerinden nasıl oluşur ondan bahsedeceğim.
XF'in çalışma mantığı çok daha önemli olduğu için göreceksiniz ki XF'in faydalarından, XF'in güzelliklerinden bahsetmiş olacağız. Bu bitti. Aşağı yukarı temelde birkaç şey oluşturmuş zaten. Yani şöyle yapabiliriz. Hani tercih hem bizim olduğu için. Şurada merdiven olduğunu gösterebilirim ben size. Zaten göreceksiniz zaten merdiven konusunu. Hatta şöyle tekrar duvar diyeyim. Duvar çiziyoruz çünkü. Şöyle gelip bakın. Başladığınız zaman otomatik olarak çizecek. Evet. Bunu da böyle Enter deyip 25 desek herhalde olur. Çok kısa oluyor. Evet. Şöyle yapalım o zaman. Enter, click Enter diyelim. Şöyle bir yapıda seyredecek. Daha sonra Rectangle ile Oluyor taşıyorum. Evet. Trim ile. Şu trim ile şu arayı tek aliyasıyla yapayım. Merdivenizde böyle oldu. Belli olsun. Kolonya şöyle. Çizdim. B ile de bunu diğer tarafa geçireyim. Evet. Aşağı yukarı merdivende bunu yapacağız. Bunun burada sizin sebebi şu. Bugün AutoCAD'de modelleyeceğiz ama dediğim gibi 3 boyut tasarımı Revit'de yapacağız. Revit burada bize çok yardımcı olacak. Bu çizdiğimizi yarın taban olarak kullanacağız. Modellediğimiz AutoCAD'li modelimizi yarın Revit'te devam edeceğiz. Yani link olarak çağıracağız AutoCAD'i Revit'e. Revit'te bunu modelleyeceğiz. O nedenle buna ihtiyacımız var. Hani unutmayalım. Çizdiğimiz her şey devam edecek. Ben size kendi mail adresimden ve kendi blog sitemden de bugünkü yaptığım çizimi paylaşacağım. Detaylarla birlikte paylaşacağım. Teftiş kütüphaneyle beraber paylaşacağım. Hani aklınıza bulunsun. Şöyle şöyle aldım. Evet. Şimdi bu kafamızdaki şey tamam. Bizim şimdi bir cam oluşturmamız lazım. Camlarımızı da şuradan tekrar bakalım. Şurada camlarımız var. 150 santimlik camlarımız toplamda. Bunlardan bahsedeceğim. Hani 150 santimlik camlarla ilgili tam orta noktasından 135-135 şeyler. Şurada camlarımız olacakmış. Ve kapılarımız olacak. Hatta kapılarımız da biraz bir tane kapı da modelleyebiliriz. Şöyle line deyip yukarıya doğru 90 desek. Daha sonra offset ile 2 desek herhalde kısaca bir çok farklı kapı tarzları var. Hani ondan bahsedeyim. Sadece bu değil kapı. Aklınıza bulunsun. Birçok kapı tarzı var ama biz bir tanesini yapacağız. Arch ile şöyle şöyle bir model bir kapımız olsun. Daha sonra bu kapıyı hemen hemen her yer kullanacağımız için Ctrl-C-O ile şöyle aldım. Line dedim. Kapı attığı yer var mı? Açıklayan bunu kontrol edeyim. Evet bu da tamam. Block yapalım bunu. B Enter diyelim. Block isim verelim. Kapı diyelim. Peak point diyelim. Tutma noktasını şurası belirleyelim. Select obje ile bu objeyi seçip bir kapı olduğunu belirtelim. Artık bakın bu bloktu. CO ile tekrar alıp buraya koyacağımızı varsayıyorum. Bunu dönmemiz lazım. Şöyle mi diyebiliriz bu taraf için. Bu şöyle
güzel olacak. Bunun için dual layer'ını istiyoruz. Aklınızda kapı layer'ı var. Kapı layer'ın yapmasını göstereceğim şimdi birazdan sizlere. Şöyle tekrar şunu alalım. Rotate'li. Şöyle çevirdim. Ne dedim? Ya da vol diyelim. Evet. Şöyle buraya koydum. Bu daha farklı olacak zaten. Birazdan düzelteceğiz yapılarında. Şunu farklı bir şey yapalım. Evet. Bunu da böyle yapalım. Daha sonra bunu ne deyip diğer tarafa şöyle geçelim. Evet. Bunları da birlikte tutup ne dedim? Üç noktası mirrorlıyordu. Ama bizim AutoCAD'de bildiğimiz bir nokta var. Nedir? Bir şeyi kopyalarken, karşılaştırırken M2P komutunu kullanıyoruz. M2P şöyle her komutun altında çalışılıyor. M2P diyeyim. Birinci nokta first point diyecek. Burası. İkinci nokta second point seçip orta noktasından enter dediğimizde tekrardan bize aynı yapacak. Yani bunu circle'da da yapabilirsiniz. Unutmayın. Ya da şöyle söyleyeyim. İki tane line'ınız var. Bu iki line'ın tam ortasından bir çizgi çizmek istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Ekran dışına gelecektir. Evet, sizin ekranınıza geldi tahmin ediyorum. Örneğin iki tane line var. Bunun tam ortasından bir çizgi çizecekseniz şöyle yapabilirsiniz. Line enter. Line enter deyip M2P dediğinizde birinci nokta, ikinci nokta ve tam orta noktasından kendisi otomatik olarak çizecektir. Böylelikle şunu görmüş oluyoruz. Hani orta noktalarından bir şey çizmek istersek de çok rahatlıkla çizebiliyor olmamız. Evet, şunu biraz hemen şöyle hızlıca isteyeyim. Şunu da isteyeceğim. Şimdi bunları şöyle seçip dediğim gibi birçok yöntem var. Biz bunu bugün kullanmamızın sebebi en alt kullanıcıya kadar hitap etsin. En alt kullanıcı da farkında olsun nasıl oldu ile ilgili diye. Böyle bir yöntem seçtik. Hani aklınıza herhangi bir şey gelmesin. Şurada daha aynı şekilde bir kapı var. Şu kapıyı da şuradan kopyalayabilirim. CO deyip şöyle gidip hemen tasarımı böyle düzeltebilirim. Yine burada bir kapı olacaktır muhtemelen diye koymuştuk. Evet, burada bir kapı varmış. Onu da şuradan alabilirim. Harika. Bunu da şu kalan kısmını şuradan şöyle çevireyim. Takile bir küçük kapı yapacağız. Bu yaptığımız kapıyı göreceksiniz. Yani ki modelden bahsedeyim biraz. Çok farklı. Şöyle herhalde şöyle çekebiliriz. Burada bu yüze tek olsun. Şöyle ben diyelim. Bununla ilgili çalışmayı birazdan düzelteceğim. Daha farklı bir ikisileri bunu uzatabiliyordum. Trim kırpabiliyordu. Eksen uzatabiliyordu. Şöyle hatta az daha çekeyim. Bunu istersen iyi deyip trim deyip şöyle yapabilirim. Bu tarzı bir kapı olabilir. İstersen bunu komple seçip S komutu ile şöyle az bir şey seçtirebilirim. Evet. Dediğimiz gibi birçok yöntem vardı. Bunların bir tanesi kapıydı. Kapıyı da yaptık şimdi. Camlarımızı yapacağız. İlk halinde cam yapmak önemliydi bizim için. Camlar içinde ben yine şurada
Size gelmeden önce çalışmıştım. Pencereler, detaylarda. Detayları açalım. 150 santimlik 20 olan 99. Şunu şöyle alayım ben. Şöyle otogetimizi açalım. Kısaca onunla bahsedeyim. Rektangle ile çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? 20'ye 150'lik bir rektangle yapıp daha sonrasında bunu atlatıyorum. X'de o enter 9 diyorum. Şuradan bahsedeyim. Evet. Daha sonra bunu bir tane ortasından çekiyorum şöyle çizgiyi. Evet, şurası şöyle yapalım. O enter, 3 enter diyorum. Herhalde yukarıdakine benzemiştir. Şuna da az bir şey diye çekeyim ki. Evet. Şimdi muhtemelen olmuştur. Şöyle yapalım. Bunu yapmamın sebebi şu. Rahatlıkla yerine tutturacağım. Hani hiç uğraşmayacağım. Bir daha çizmekle ilgili. Extend ile şunu uzatayım. Ne demek istediğimi gittiği zaman anlayacaksınız. Hatch komutunu kullanacağım. Çok iyi bir şey. Hatch. Aklınıza bulsun. Şöyle solid diyelim hatta. Şuradan solid diyelim. Add pick point deyip şurayı seçelim. Okay. Tekrar solid diyelim. Solid için hatch komutunu kullanıyorum. Evet. Bunu da şöyle seçip şurada duvar yerine pencere duvar yerine pencere diyorum. Pencere olduğunu belirtiyorum. Daha sonra bunu block diyorum. Pencere diyorum bloğun ismine. Tutma noktasını şuradan orta noktası objeyi de şöyle seçip gördüğünüz gibi OK dediğimde işlemimiz %60 oranı bitmiş olacak. Şimdi tekrar projeme geldim. Şöyle bakayım şunu şöyle hızlıca. Şunu da kaldırdım. Zoom deyip ekranımızı paylaşalım. Evet. Şuradan görmüştük zaten. 420'nin tam ortasında hani olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili hemen bir şey yapalım. Yani şunu demek istiyor. Şunu şöyle alalım. Line enter. Şöyle bahsedeyim ben size. 135. Hemen şunu da diyor ki şöyle koyabilirsiniz. Bu enter. Evet, bu cam burada olduğunu biliyoruz artık. Daha sonra bu camı burada kullanacağız. Merdiven tarafında bir cam olduğunu varsayıyorum. Burada da bir aynı ortalığı cam. 75 santim sonra başlayacak. Bu camı komut ile aldım. Ortaladım. Daha sonra tekrardan yine aynı şekilde line enter dedim. Şuradan. O enter bir videosu 5 santim. Ben de kağıt çıktısı olduğu için kağıttan bakıyorum. Ekran sürekli dönmeyeyim. Sizler de rahatsız olmayın diye. Evet, şu an bu da tamamdır. Bunları da sildik. Şimdi 3 tane cam koyduk. Camlarınızı koymaya devam ediyorum. Şuradan Zoom Enter diyelim şöyle. Line Enter dedim. O Enter 80 Enter. Buradan 80 saat bir soru başlayacağını biliyoruz.
düşmeleri. Bunu da kontrol over dedim. Rotate deyip canımı döndürdüm. Bunlar biraz daha ufak olabilir, sorun değil. Evet. Şöyle yapayım. Bunun aynısının karşıda olduğunu varsayarak mail, enter, mhp, enter, buradan buraya, enter. Gayet. Daha sonra aşağıdan örnek vermişiz. Şuradan demişiz ki 110 santim sonra olsun. O enter, 110 enter. Şunu da alabilirim istersem. Yani hex'in birlikte yapacağını varsayarak söylüyorum. Evet. Aynı şekilde şöyle buna bir sildim. AutoCAD uğraşanlar zaten zaman içerisinde göreceksiniz çok farklı noktalar geliyorlar. Yani AutoCAD'le uğraşmak sizleri gerçekten birer adım öne çıkartıyor. Biraz da iyi biliyorsunuz ve kendinize güveniyorsunuz şunu göreceksiniz zaman içerisinde. AutoCAD gerçekten kullandıkça kişisel gelişim açısından çok önemli. AutoCAD ile birlikte Revit ve Max bilmek de sizi diğerlerinden farklı kılacak. Yani çalışırken iş arkadaşından farklı kılacak, işe girerken CV'nizde büyük katkı sağlayacak. Hele hele önemli bir yerdesiniz çok önemli olacak. Hani bize en çok soran soru AutoCAD zor mu? Uçak kullanmak daha zor mu? Bir espri vardı aramızda. Hani AutoCAD gerçekten çok kolay. Tahmin edemeyeceğiniz kadar kolay bir ürün. Yolda yürümek kadar kolay. Yeter ki siz öğrenmek isteyin. Yani bizler burada olacağız sürekli. Bunun aynı şekilde şunun tam merkezinde olacak. Evet. Bu da tamam. Daha sonra bizim şurada bir açıklığımız var. Bunu da göreceksiniz. Şuradan şöyle keseyim ben. 30'ar santim. Evet. Şu an pencerelerimiz, duvarlarımız ve kapılarımız oluştu. Bakalım neler varmış. Aks varmış, cam varmış. Yaptık zaten. Pencere yaptık. Cam bizim değil, çağırdığımız şeyden gelmişti. Hemen devam edelim şimdi. Ölçü ve aks yapmaya devam edelim. Şimdi aksımız, ilk aksımız line diyelim şöyle. Şöyle çizelim yukarıya doğru. Evet. Aks çizgimiz bu. İsterseniz bu aks çizgisini şöyle seçip içerisinden aks olan şeyi tipini değiştirebiliriz. Örneğin şuradan şöyle load deyip istersek hidden'ı bulalım şuradan. Hidden. Hidden'ı seçip OK dediğimizde bakın şurada hidden olduğunu göreceğiz. İstersek buradan line weight kısmından bahsedelim. Line weight'i değiştirebiliriz. Hani bunlar tamamen bize kalmış durumda. Şöyle çizgi tipini kalın da değiştirebiliriz. Hatta az kalın olsun bizimki. Evet, 0.20 yaptık diye point değil. Bu görülmemesi sağlamasınızda yani LTS diye kavram. Burada bir eğer 20 yaparsak herhalde bakalım. 0.05 yapalım. Şöyle az bir gidelim. 1 oldu. Evet bu şekilde 1 olabilirmiş. Çıktı daha farklı yönecektir. Evet şu an kalabilir bu. O enter deyip 420. O enter deyip 300. O enter deyip 420. Bu şekilde. Daha sonrasında yine aynı bu platformla yapacağız. Yani X-Line'da diyebiliriz. Şurası için söylüyorum. Bitsin.
MA deyip bunu böyle boyayabiliriz. Sorun yoktur. Zaten keseceğim birazdan. Göreceksiniz. Bunu 280. Şuradan basayım. Evet. Daha sonrasında 310. Daha sonrasında o enter 280 tekrar daha. Atamadım. Evet, şimdi attım. Evet, bunlar da aksesizliğinde oluştu. Bizim reklam grille kırpacağım şimdi sağını solunu. Yani onu da ayarlayayım sizlere. Trim, fen, yani fence. Bakın şuranın tamamından sırasıyla kitlesini sağlayacağım. Evet, ekran bulundu. Evet. Aks sıramızda bunu oldu. Aks puanı koyalım basitçe. Şöyle şu tane bir şey yeterli olacaktı. Text dediği için text yazalım hızlıca. Bunlar AutoCAD'de böyle zor yapılıyor ama göreceksiniz Revit'te de bir o kadar kolay. Yani şeyin tam tersi. Bunu da scale ile şöyle yaparsak herhalde mantıklı bir şeyler yapmış oluruz. F8'de de şöyle iç notu tutalım. MI'de de şöyle sistemimizi boyayabiliriz. Zaten 4 tane. Birinci aksımız, ikinci aksımız, üçüncü aksımız ve dördüncü aksımız. Daha sonra bunu aldım. Genelde bu şekilde, yani üst taraftan bahsedeyim. Üst akslar 1-2-3-4 diye gider, yan akslar yataydaki aksarımız ABCD diye gider. Hani bu bir kural gibi düşünün bunu. Hepimizin uyması gerektiği bir kural. Tüm tasarımcılar böyle çalışır. Blog sayfamda download bölümü var. Göreceksiniz zaten. Şöyle evet, fark etmez. Şuradan bahsedeyim. Blog sayfamdan bahsedeyim. Blog sayfamda download bölümü var. Blog haricinde kendi sitemde. Buradan birçok ürünleri indirebilirsiniz. Yani AutoCAD örnek çizimlerimiz burada var. Balkon çizimleri var. 5 katlı envali var. Attribut komutuyla çift yönlü kapı çizme tekniği var. Ders notları var. Oldukça fazlaca bölüm var burada. İndirebilirsiniz. Hani bununla ilgili hiçbir sıkıntı çekmeyin. Özel bir isteğiniz olursa yazabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Hani ya bu konuda sıkıntım var. Bunu böyle böyle yapsak nasıl olur? Bunu böyle böyle yapsak nasıl olur? Her konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi bu da bitti. Şimdi ölçülendirmemizi de yapacağız birazdan. Aksırımızı oluşturduk. Diğer taraflara yazmayacaktım ama hadi hemen oradan arkadaşımız ekstremi yapmış. Hocam bunu buraya koyalım diye. Katılım fazla olunca soruları ben görüyorum. Arada soruyorsunuz ama hatırlatayım. Soruların hepsinin cevabını son 15 dakika veya son 20 dakikamıza göre soracağız. Yani şu an vermememiz sebebi soruların cevaplarını dilim gibi toplu hep birlikte cevaplayacağımız için. Muhtemelen gün içerisinde veya konuşma esnasında soru aklınıza geliyordur ama şöyle düşünün, hani ben mutlaka sorularınızı cevaplayacağım. Mutlaka sorularınız yanıtsız kalmayacak. Bugün yetişmezse mutlaka birazdan devam edecek. Aklınızda bulunsun. Mutlaka yarın gün içerisinde akşam, pazar günü, diğer günlerde yani haftanın 7 günü 24 saat bizler sizler için hem kendi sayfalarımızda hem de Autodesk Türkiye topluluğunda aktif olarak devam edeceğiz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Tasarım devam ediyor. Aklınızda bulunsun ama şimdi hemen mail geldi tekrardan. Bir ara verelim.
mi diye sohbet ettiler. Bir 5 dakika veya bir 1 dakikada bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikte olalım. Çizimimize devam edelim. Sizindeki bundan sonraki bu tasarım buraya kadardı. Bundan sonra da şöyle yapacağız. Forumda birkaç gün sonra yayınlanacak. Hani onu unutmayın. Buradan izleyin. Forumdan da yayınlanacak sorularınız. Forumda da sorabilirsiniz. Burada da yayınlayacağız. Ortes Türkiye Topluluğu Forumu'na takip ederseniz rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ortes.com.tr'de topluluk derseniz göreceksiniz ki direkt bize çıkacağız. Türkiye topluluğu olarak. İnternet yazdığında direkt bize çıkacağız. Tüm sorularınızı buradan cevaplayabiliriz. Birçok yerde seminer düzenliyoruz. Aklınızda bulunsun. Hani seminerler ve toplantılar düzenliyoruz. Etkinlikler düzenliyoruz. Zaman zaman püf noktalar veriyoruz. İngilizce linkler veriyoruz. Onlara da ulaşmak için kendi sistem içimizde olan bültenimize abone olun bölümünden. Eğer abone olursanız hiçbir zaman kaçırmazsınız. Biz her hafta bir yazı, bir makale yayınlıyoruz buradan da. Hani aklınızda bulunsun. Tüm etkinlikler takviminde buradan görebilirsiniz. Dediğim gibi biz bir eğitimciyiz. Ve aynı zamanda topluluk üyesiyiz. Her konuda bize yazabilirsiniz. Şimdi şuradan kaldığımız yerden devam edelim. Aşağı yukarı oluşturup projemizi tamamladık gibi bir şeyi. Şimdi devam edecek olursak bizim en önemli şey ölçülendirme kalmış oluyor. Hani ölçüden biraz bahsedeyim. Şimdi şurada bir line bölüm var. Şöyle yaptığımda göreceğiz. 420 saati ama bu bizim istediğimiz bir ölçü değil. Hani ISO 25 ölçü kalıbında standartı, işte basit bir ölçü olduğunu göreceğiz. Standart yapsak daha farklı olacak vesaire vesaire. Biz bunu şimdi değiştirmeye kalksak daha farklı olacak. Onun yerine şuradan hemen Dimensions tabirine girip yeni bir ölçü yapalım. Ya da ISO 25'i düzeltelim. Hani normalde new deyip yaşamayız ama modify deyip de yapabiliriz. Neler yapabiliriz? İstersek okları değiştirebiliriz. Yani ucunda bulunan şu oklar var ya, birçok ok modeli var. Bunlardan bir tane seçebiliriz. Başlangıç ve bitiş okunu seçebiliriz. Bu ürünler bir tarafımız var. Textimizde, bakın text color'da örneğin magenta olsa gördüğünüz gibi magenta, fill color, arka planda text'i altına bir şey olsun mu diye hani onu soracaktır. Fit var, prime minus var ki prime minus şöyle, yani sıfırdan sonra bakın şöyle yaparsam virgülden sonra 3, 4, 5 rakam attığını görebilirsiniz. Direkt dersek net neyse o ölçü verecek. Şuradan da blok şeyini magenta yaparsak hem yazı hem de yazının altındaki yerin rengini değiştiğini görüyoruz. Hani bunu unutmayalım. Daha sonra ne yapabiliriz? Color'dan yine istersek yine magenta demiştik. Yine bu magentayı da böyle yapalım. Rengimiz magenta olsun. Şöyle değiştirdik. OK dedik. Bir dakika bastık. Bakın ölçünü gördük. Bir şuradan şey bakayım. Bizim ölçümüz evet. Magentaymış zaten. Ama yine yazı küçük. Yazının küçük olması sebebi şundan kaynaklı. Biz ölçümüzü her şeyini değiştirdik. Aslında bakın yazıyor burada. Ama oklar ve yönleri küçük. Ölçünün bir text ya boyu var. Onunla ayarlamamız lazım. Yine ISO 25'e gelip modify diyeyim. Ne diyebiliriz? Textimiz şurada 2.5'muş. Mesela bunu 10 yapsak sembolleri bunu 10 yaptık. Sembolleri de şuradan istersek bir yere 5 yapalım. Bakalım nasıl göründüğüne. Şöyle bir evet, şey güzel göründü. Ama oklar daha küçük göründü. Bunu düzeltmek gerekecektir. Detaylandırabiliriz. Tercih bize kalmış. Hani şöyle yapabiliriz. New deyip tekrardan. Pardon. Modify. Söylemi seçerken modify deyip testimizi 15 diyelim. Çok abartmak istemiyorum. Sembolümüz de 9 diyelim. Dediğim gibi çok ayar yapabilir ama bize şu an yeterli olan budur. Devam edelim. Şöyle ISO 25 sayfamızda kalsın. Tekrar line dersek şöyle bakın rahatlıkla ölçebiliriz. Enter tuşuna basarak seçtiğim şöyle ölçülendirdim. Daha sonra tekrar line deyip
binanın toplam ölçüsünü görmek isteyeceksen güneş olduğunu görebilirim. Yine buradan ölçenlemeye devam edeyim. Bazı arkadaşlar sormuş hani nasıl yakalıyor bu ucu diye. Yakalama sebebi şu. Normalde line çizdiğimizi varsayalım. Eğer line dediğin F3 yani o snap açık değilse siz ne kadar deseniz de bir yer yakalayamayacak sağ soluna. Mutlaka bir F3'ün açık olması lazım. F3 yani o snap ayarını açık olmasa da bastım. Bakın şu an herhangi bir yerden yakalamaya aktif halde. Ortasından yakalayıp yakalama veya köşesinden tutmasıyla ilgili soru geldi. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi bu ürünün şuradan yine grid display'den yapabilirsiniz. Sağa klik, settings, ayarlar bölümüne girip object snap, yani o snap'ın end point'inden, mid point'inden, center'ından, kuadrandan yani tutulması gerekenle varsa seçebilirsiniz. Free all diyebilirsiniz. Tek tek seçebilirsiniz. Ya da benim gibi select all diyerek hepsinin açık olmasını kullanabilirsiniz. Kimileri bunun hepsinin açık olması gerekmediğini söylüyor ama ben uzun zamandır kullanıyorum. Bence açık olması fayda. Yani siz rahatlıkla kullanabilin diye zaten bunları var. Neden bir daha tekrarlıyorsunuz? Select all diye hepsi açıkken yapsanız line dediğinizde veya herhangi bir şey seçtiğinizde rahatlıkla seçebilecek. Ölçünün en bariz ölçü DLI dediğinizde rahatlıkla ölçü olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir tıklayalım. Bakalım. Evet. Rahatlıkla ölçüyü gördük. İstersek bunu şöyle yapabiliriz. Hani ölçü kopyalanır mı kopyalanmaz mı? Ya kopyalanır neden kopyalanmasın? Hani onu da göz ardı etmek lazım. Ama ben yine size şöyle yapabilirim. DLI dedim. Tekrardan şöyle ölçen dedim. Birçok ölçü içinde metot var. Hani otomatik ölçenleme de var. Otomatik saydırma olduğu gibi otomatik ölçenleme, otomatik numara verme. Bunlar hepsi bir liste yazılabiliyor. Hepsi ayrı bir komut halinde dizin dizin ayarlanabiliyor. Örneğin sizin kısa komutunuz C circle iken ben istersen bu C circle'a C yerine başka bir şey atayabilirim. Yani o da şuradan olacaktır. Tools'un içerisinden Customize bölümünden Edit Program Parametre bölümünü göreceksiniz. Şuradan bakın görebiliyorsunuz Edit Program Parametre. Siz gidip burada istediğiniz ürünü değiştirebilirsiniz. Örneğin Control F diyelim şöyle. Control F'yi görebilir miyiz? Evet. Şöyle. Evet. C'nin bu olduğunu. İstersen bu harfi değiştirirsem ben hangi harf atladıysam o harfi kabul edecek. Yani kapatıp açtığım paketi kaydetmiyorum şimdi. Görebileceğim. Yani sizin AutoCAD özelleştirebilme açısından çok önemli. Her şeyi özelleştirebiliyor. Unutmayın. Yani sadece ölçüler değil, aklınıza gelen her şeyi ölçülendirebiliyor. Mesela şimdi şöyle yapalım. Bir tane kapı ölçelim. Kapının boyunu görmek için. Hani sürekli kullanacağımızı söylüyorum. 90 olduğunu göreceğiz. Daha sonra şunun ölçüsünü görelim. Şurada 10 olduğunu göreceğiz. Şununkini görelim. Duvarlardan bahsediyorum. 20 olduğunu gördük. Rahatlıkla bir ölçülendirme gördük. İstersek şöyle yapabiliriz. Mesela şuradan bizim şöyle göreceğiz birazdan. Şöyle. Teçhiz görüşenlerimi varsayıyorum. Şöyle. Bu da böyle görünecek. Yani 420x35 bizim zaten şeyimizde de bu şekildeydi. Yaptığımız çizimlerde böyle olduğunu göreceğiz. Odanın da bakın 420x35'ü hepsini tek tek ölçülendirme görebileceğiz. Ölçülendirme ile ilgili dediğim gibi herhalde anlatacağım. Bitimini de anlatacağım şimdi. Zaten fark edeceksiniz ki çok daha güzel bir noktada. Ölçülendirme böyle devam ettiğini varsayıyorum. Bir tane şuradan yapayım sizin için. Evet şöyle yapayım. Şöyle diğer ölçüler kısa olmuş yani birbirine değiyor gibi görünüyor. İstersek bunu şöyle seçip move diyebiliriz. Sorun olmayacaktır şu aşamada. Çünkü dediğim gibi biz yarın evde bunu moda verirken göreceksiniz. Çok farklı noktaya taşıyacağız.
Şöyle seçeyim üçünü. Bu değil. Şöyle birazcık şunu açabilirim. Şunların ok yönleri falan değiştirebiliyor. Yani birçok ölçü bölümünde new veya modify'de çok şey yapabilirsen modify ile ilgili çok fazlaca ürün yapılabiliyor. Bunu aklına çıkarmayın. Biz bunlarla ilgili olan tüm dersleri Altyazı Türkiye topluluğu forumunda veriyoruz. Hani buna aklına çıkarmayın. Aklınıza kalan tüm soru sorabildiğiniz gibi zaten bu tarz derslerin hepsi bizim forumumuzda yayınlanmış durumda. Ben ve ekip arkadaşlarım dediğim gibi sürekli her hafta bir içerik girmeye, her hafta bir içerik paylaşmaya özen gösteriyoruz. Şu kapıyı da ölçmüş oldum. Bunu ben ölçüsüz yaptım biraz. Şurası gaz olacak. Bir de bunlar text olacak. Text diyelim şöyle. Hem text olacak. Şöyle bir mesela oda 0-1 dedik. Scale edebiliriz bunu istersek. Şöyle seçip SC enter deyip şöyle biraz mesela 5-4 dersek 5-4 demiş olacak. Bol deyip istersek şöyle odanı tamamsa bakabiliriz. Evet, burası da odaymış. Şuna şöyle hepsini birlikte seçiyorum. Şöyle kopyaladım. Burası garajmış. Garaj girişi olacak. Burada bir garaj yapmayı planlıyoruz. Muhtemelen garaj yaparız. Yarın da garaj yapmaya çalışırız. Araba girişinde şuradan aşırı araba girecektir. Evin bu tarafını kullanacağız ama göreceksiniz ki şöyle seçiyorum hemen hızlıca. Bu da tamam. Burası da hall. Hani onu da giriş hall'ü. Dağıtım hall'ü burada. Üst katı da buradan çıkacağız. Şöyle çıkayım. Hall. Sıfır bir diyelim onun içine. Daha çok farklı hall'ler de olacak. Bu tarz bir dizayn yaptık. İş dizayn. Dediğim gibi zamanımız yettiğince size daha farklı yapacağız. Teftiş eklediğimizi ben size yapayım. Teftiş kütüphanesinden teftiş ekleyip teftiş koyalım buraya. Sonra size hemen ne anlatacağım? XF mantığını. XF'in nasıl oluştuğunu. XF'i çalışmak çok güzel. Örnek veriyorum. Birçok ofiste arkadaş çalışabildi. Mimari çalışırken biz aynı zamanda elektriği çalışabiliriz aynı anda. Mimari odasını değiştirdiği anda bize de hemen bilgi gelecek. Diyecek ki arkadaşımız mimarde duvar kaydırdı. Haberiniz var mı? Okey dediğinizde kayan duvarı gösterecek size. Siz de ona göre bütün materyallerinizi yerini değiştirebileceksiniz. Aklınızda bulunsun. Bu çok önemli bir şey. XF'li çalışma mantığı toplu çalışmalarda yani BIM disiplini altında çok önemli bir yere sahip. Şimdi teftiş de ekleyelim. Şöyle teftiş kütüphanemiz vardı bizim. Çalmıştım. AutoCAD teftişleriyle ilgili, AutoCAD çizimleriyle ilgili yüzlerce, binlerce şey bulabilirsiniz. İnternette tahmin edemeyeceğinizden fazla ürün var. Çok çok karmaşık, çok çok farklı şeyler var. Sizin yapmanız gereken kendinize indirmek ve hepsini tek tek incelemek, hepsini gerekiyorsa scale edip boyutlarını değiştirmek. Çok güzel böyle internette görüyorsunuz. Böyle çok güzel çizimler oluyor. Güzel hatchlendirilmiş çalışmalar oluyor. Hani nedir bunlar? Hepsi bizim için. Hepsi bizim için varlar. Şöyle ben bir tanesini alayım. Şuna da alayım şöyle. Ctrl-C dedim. Teftiş kütüphanesinden aldım ben şimdi. Durabilir miyim geldim. Dedim Ctrl-V. Hemen şöyle şu yan tarafa bakayım. Az çok ben bu yanımı yapmışım. Şunu şöyle alırsam. Hazırdaki teftişlerden bahsediyorum şimdi mesela. Şurası o da. Şöyle. Daha sonra çekiştireceğim zaten. Mesela mutfak içinde bir işler yapacağız. Şurada mutfak olduğunu düşünüyorum ben. Evet, mutfak içinde bir tasarım yapalım hemen. Evet, şöyle biraz yaklaştırayım. F8'i biz de bastık. F8'i aldım şuraya. Devam edeceğim. Hani teftiş kütüphanesinde teftiş ettiğimi devam edeceğim. Bununla ilgili şöyle bir çalışmam var. Bu tamam. Daha sonrasında şu yatak odasını alalım. Şöyle devam edelim. Bu herhalde şöyle olur diye tahmin ediyorum.
Şöyle çevireyim. İşte bunu sağda solda koyabilirim var. Böyle işte kişi isterse ne diyelim, televizyon vesaire işte ünite her şeyi koyabilir. Elimizdeki örneklerden bakalım. Yine şurası da oturma odası gibi düşünebilirsek. Burayı şöyle yapayım. Hani çağırayım, deneyeyim bakayım ama. Şöyle tepişimizi de alalım. Bunları da şöyle tekrar aynısından koyduğumuzu varsayalım karşıya. Bizler çok çekyatı sever mi diye yapıdayız. Çekyatımız olsun. Bol bol. Şöyle hemen. Bol bol çekyat koyalım. Oturmamız olsun. Yatak odamız olsun. Bir tane. İstersen iki tane yapıyoruz. Mutfağımız var. Garajımız var. Giriş odamız var. Mesela nerede koyabiliriz başka? Islakacının içinde mutlaka vardır. Şöyle pan diyelim. Buraya oda değil de mesela farklı bir şey ayırsa oda olmasın burası içe böyleyiz daha sonra ve C artı şakabin gibi yapabiliriz. Burası için ıslak acımla ilgili muhtemelen bir şeyler vardı elimizde hazır. Şuradan değil, tepiş kütüphanesine bakabiliriz. Bayağı bir şeyler çağırmışsınız, tepiş kütüphanesini almışız kullanmak için. Islak acımdan çok bir şey göremedim. Önemli değil. Hani ıslak acımla ilgili şeyleri de koyabilirim. Var çok fazla tepiş kütüphanemde ama hepsini buraya size açmak istemedim. Oldukça karmaşık olduğu için ben de bunu size internette indirdim. Hatta göreceksiniz internette. Benim bile onun içerisinde de göreceksiniz. Download bölümünü yaparsanız oldukça var. Hani şöyle bir tane şundan bir tane şöyle şöyle bir şey varsa bir tane o bir tane de bunu alabiliriz. Kontrol C deyip sanırım küçük. 5 kat tersek yeterli olacak. Şurada cama da sınırıyor sanırım. Bu tercak da bize kalmış. Şuradan yazı da şey yapalım. Diye böyle birçok değişken şey yapılabilir. Tasarım, tepiş kütüphane tasarımı çok değişken. Hani onların zaman içerisinde siz de yapabilirsiniz kendinizi. Aklınıza bulursun. Ben şimdi böyle bir tasarım yapmış oldum size. Şöyle bizim yayınladığımız eve de benzeri. Hani internetten buldum bu arada bunun var diye. Size sizin için bugün. Hani hazır bir şeyler yapayım gelin birden daha ziyade internetten buldum. Dedim bugün yapayım bugün olsun. Sunumada hoşuma gitti. Yapılabileceğini düşündüğüm için yaptım. Bir tasarladım. Bir kolonları koymadım. Onda uzun sürece açık koymadım ama size şimdi ikisini çalışma mantığını anlatayım ki daha farklı bir şey olsun. Hani daha iyi olsun. Ben şimdi bunları çizdim. Şöyle söyleyeyim. Hepsini aynı zamanda ayırdım. Ya yani bu çizimi ayırdım size gelmeden önce. Mesela yeni bir tane açalım. Ctrl O diyelim. Bu arada bu çizimde kaydettim. Ctrl S diyelim.
13 Kasım Opet dedim. O chat. AutoCAD yazmış gibi olduk. Onu da klavyenin azizli dinledim. Evet. Bu kayıtta olsun. Şimdi Ctrl O diyelim. Ya da Ctrl U diyelim. Yeni bir sayfa açalım. Sizler de görün görünce. F'ye diyelim. XF'i çalışmak için yapılacak ilk şeyden bahsediyorum. XF için XF tuşuna bastık ve Enter dedik. Şimdi bundan sonraki süreci göreceksiniz. Çok kolay oldu. Yani tasarladı, örneğin mimari bir şey tasarladı, elektrikçi bir şey tasarladı, siz tasarladınız. Hepsini bir arada tutmamız gerekiyor. Hemen ondan bahsedeyim. Bastım, DVG butonuna bastım. Bakın hemen şurada göreceksiniz. DVG yazıyor. DVG'ye çağırmak için bastım. Desktop dedim. AutoCAD yayınlayacağım. Bastım. Mesela ilk önce ne çağıracağız? Duvarlar. Hatta duvarlar kapalı çağırabilirim. Duvarlar kapalı. Open dedim. Şimdi buraya XF duvar gelecek. OK dedim. Şöyle zoom diyelim hatta. Evet. Duvarlar geldi. Bu bizim XF'i çağıran duvarlar. Tekrar DVG dedim. Duvarlardan sonra kapılar gelsin. Open dedim. OK. 0.0.0.0'a gelsin dedim. Bu da tamam. Daha sonra dedim ki pencereler gelsin. OK. Bunu kapatırsam az önceki 0.0 değerinden OK dediğimde cuk değeri atacaktır. Tekrar bastım. Kapılar geldi. Ölçüler ve akslar gelmesi lazım. Open dedim. Attack ve OVL'ye çağıracağız. Normalde OVL'ye çağırmamız lazım ama biz bu projede Attack çağırmaya devam edelim. Full pad. Scale'si zaten otomatik gelecek. XYZ koordinat sistemi değer tipini kaldırırsanız size sormadan direkt orijinal koordinatını yerleştirecektir. Evet, bizim tasarladığımıza yakın bir tasarım böyle olmuş olacak. Bunun avantajı ne? XF çarpımının avantajı şu. Bu gördüğünüz gibi şu an arka tarafta silik görünüyor. İstersen ben şöyle yapabilirim. Yeni bir sel çizdiğimi varsayıyorum. Mesela şöyle bir sel oluşturdum. Atıyorum. Herhangi bir şey çizdim. Bunda rengini şöyle daha belirgin olsun diye sarı yapayım. Geldim bunun üzerine koyayım. Orienter dedim. Arka tarafta bir şeyler oluşuyor. Çok büyük oldu. Evet, şöyle küçük bir sel çizeyim. Rectangle diyeyim. Şöyle şu tane bir sel çizdim sizin için. Şöyle biraz rengimi değiştireyim. Onun arka tarafı dursun. Hiç problemi yok. Gördüğünüz gibi burada benim sizin bu. Diğer hepsi blok halde. Yani bloklaştırmış halde. Bu blok mesela options'tan şöyle diyebilirim. Öndeki çalışma çok iyi renkte görünsün. Arkadaki çalışma display'den XF'im 75 dersen mesela uygulama dedim. XF'i OK dedim. Bakın daha sönük. Yani benim çalışmam öndeki çizimim gördüğünüz gibi daha aktif renkte iken arkadaki XF'lerin rengi tamamen kapalıya yakın. Yani bu şu demek, çok büyük bir proje çalışırken size oldukça avantaj sağlayacak bu XF'i çalışma. Ne kadar çok büyük, başka ne yapılabiliyor? Örneğin arkadaşınız geldi, aynı katlısınız, birlikte çalışıyorsunuz ve hemen ne değiştirelim? Mesela pencerelerden pencere açalım. O da çalışıyor. Başka ofisten arkadaşınız çalışıyor. Pencereler o başka bir yerde çalışıyorlar. Tasarım mimarisi başka sahip. Bu arkadaş bunları move deyip kaydırdı. Farklı bir noktaya taşıdı. Ve Ctrl-C dedi. Kendisi kaydetti. Biz diğer çizimde bu kaydolduğu an isterseniz farklı bir yerde farklı bir ağda çalışın. Hemen açalım. Bakın pencereler çizimi sarı işaretli oldu. Diyor ki bize lütfen
düzeltme yapar mısınız? Hemen şurada çıktı. Reload diyor. Yani sizin pencereler çalışmanız user while'da değiştirildi. Lütfen reload eder misiniz? Yeni halini göreceğiz şimdi. Ben şimdi size yeni halini göstereceğim. Bu haldeyken, hatta options diyeyim, rengini de açayım size görmeniz için. Sıfır diyeyim şunu. Bakın görün şimdi ne kadar güzel olduğunu. Açtım. Hemen sağ klik. Reload dedim. Hemen bakın pencerenin konumu değiştiğini görecek. Düşünün çok farklı tasarım ofislerinde çalışıyorsunuz. Bu size kolaylık sağlayacak. Ben elektrik üzerine daha çok yoğunlaştım bahsediyorum. Duvarıma birçok priz gibi eleman ekleyebilirim. İşte buton, priz, daha farklı materyal ekleyebilirim. Fakat arkadaşım o duvarı kaydırdığı zaman benim ürünlerim havada kalmaması lazım. Ya da ben geç kalmamam lazım çizmek için. Bunun için ne yapıyorum? XF'i çalışıyorum. Kim bir değişiklik yaparsa anında görebiliyorum. Başka ne oluyor? XF'i çalıştım, aldım, ettim, bitirdim işimi. Peki bunların hepsi bir log. Ne yapmam lazım? Mesela ben çalışma esnasında pencereleri görmek istemiyorsam sağ klikleyip unload dersem artık pencereleri görmeyeceğim. Burada unload halinde kalacak. Tekrar sağ klikleyip istersem reload diyebilirim. Yeniden görmek istersem veya sağ klikleyip detach dersem bunu komple gönderebilirim. Bu değişikliklere yapılmış son halinde kalsın. Artık yeni bir değişiklik almak istemiyorum. Yani son haline gelsin. Ben bir ay sonra açtığımda bu halde görmek istiyorum dersen ürünleri seçip herhangi bir tanesi hepsini sağ klikleyip bind ederek bind butonuna OK dediğinizde bakın artık drawback dosyasında tek dosyada bunlar kaldı. Artık bunlar ne halde? Bindli halde. Hepsi bütün. İstersek buraya X diyerek patlatabiliriz. Ürünümüz bakın geldi. Hepsi artık birer bindli. İstersen bunu move deyip seçebilirim, değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi farklı 5 tane algımız vardı ya duvarlar. Hepsi istersen bunları da tek tek patlatabilirim. Yani bunu da istersen diyebilirim ki X patlatabilirim. Daha neler yapabilirim? Mesela farklı olarak hatch diyebilirim. Böyle de deyip şöyle her bir hatch seçelim şöyle. Ne seçelim? Bizim az önce yaptığımızda gravel olsun. Pick point diyelim şöyle. OK deyip MA ile istersek yaptığımız işi rengini belirtebiliriz. Bunu buradan yapabiliriz rahatlıkla. Veya diğer tarafta buraya çağırabiliriz. Yani istersek şöyle yapabiliriz. Ben açayım size. Duvarlar kapalı dedik. Mesela burada yaptığımı varsayıyorum. Hatch dedim şöyle. Gravel dedim. Her yeri her tasarımı şimdi hatch yapıyorum. İki boyutlu çalıştığım için. Seçtim. OK dedim. Bitti bu hatch olayı. Kapattım. Bunu da kapattım. Evet. Uygula dedim. Uygulasını istedim. Burada vardı. Accept dedim. Bakalım şimdi tekrar çağıracağım. Duvarlar kapalı olanları çağır dedim. OK dedim. Ha, şöyle yapmam lazım. Değil purge edip ya da şunun ismini diye değiştireyim. Aynı isimde olduğunda bazen hata verebiliyor. Aklınızda bulunsun. Evet. Şu an geldi. Gördüğünüz gibi değişiklik buraya da kaydettim. Buradan rahatlıkla duvarlarımı, tarımlarımı hallettim. Şu diğer sarıyla çizdiklerimi kaldırayım. Çok renkli bir çizim oldu. Farkındayım. Şunu kapatayım. Hatta bunu bind edeyim. Kalsın burada diyeyim. Rahatlıkla kalmasını sağlayayım. Şunu X deyip istersen bunu da artık yeni halinden
kurtarabiliriz. Bu dediğim. Evet, hemen seveyim. Dediğim gibi arkadaşlar, bizim en büyük avantajımız AutoCAD'de her şeyi çizebiliyor olmamız. Mimariden mekaniğe, elektriğe, inşaata, tasarım anlamında hem içi boyutlu hem iç boyutlu her şeyi çizebiliyoruz. Bugün XF çalışma artıkla birlikte yavaş yavaş sorunuz almaya başlayacağım. Sizler sorunuzu hazırlayın. Daha sonrasında söylüyorum. Yarın Revit'te bunun süper bir model haline getireceğiz. Güneş enerjisi analizi dahil yapacağız. Bu tasarımın kavramsallığında, duvarların çiziminde, metrekare hesabında, oluşturmada, yani AutoCAD'den biraz daha kolay, doğru kurulukları biraz daha kolay bir Revit'te. Üçüncü gün Serdar Akan düz görevli sunumuyla da bunu görselleştirmeye göreceğiz. Revit'te de görselleştirme var ama biraz sığ kalıyor. Onun yerine post production ve iyi bir görselleştirme için bizim Max'e ihtiyacımız var. Max'de Serdar Akın arkadaşımız anlatacak bize. Aklınıza bulsun. Dediğim gibi bizler buradayız. Yavaş yavaş varsa sorularınızı alayım. Yavaş yavaş varsa kafanızdaki şeylerden sohbet edelim. Daha sonrasında sunumu bitirmeyi planlıyorum. Mesela sorular gelmeye başlamış. Onlardan bir iki tanesine cevap vereyim. Evet. Başlayalım demişler. Başladık. 2 dakikada bir şey olmaz. Sorularınız varsa alabilirim. Tekniği. Görüntü gelecek mi? Görüntü geldi. Oldukça da iyi gitti. Teşekkür ederiz. Nil Hanım yazmış. Ben hazırım. Abdurrahman Bey yazmış. Ders 8.38'de, bana onun bilgisini verelim. Bugün de 8'de onun arasındaydı. Yarın akşam da 8'de onun arasında. Yani cumartesi akşamı 8'de onun arasında. Cumartesi, ben söyleyeyim, pazar günü olan etkinliğimiz, Max etkinliğimiz ise 14-16 arasında. Yani 3 gün boyunca şöylemiz devam edecek. Bugün ve yarın 20-22 arasında, bugün bitmek üzere, pazar günü olan 14-16 arasında. Başka var mı? Bakalım. Arasında çalışma kaydetsek iyi olmaz mı demişler. Evet, kesinlikle karşı. Evet, ofisinizdeyseniz hemen örnek vereyim. Options'tan yapabilirsiniz bunu. Hani şöyle göstereyim. OP deyip herhalde gelecektir de tahmin ediyorum. Evet. Options'tan Operasyon bölümünden o paketi 10 dakikasında 3 dakikada yapabilirsiniz. Etiketine karşı yani benim jeneratörüm var. O nedenle bu konuyu dikkate almıyorum. Ofisinde de olduğu için uzun zamandır elektrik kesilmesine vakıf değilim. Ama güzel bir noktaya değinmiş arkadaşımız. Abdurrahman Bey yani. Demiş ki elektrik kesime karşı. Ctrl-S bu arada fark etmiyor olabilirsiniz ama benim elim Ctrl-S'de sürekli. Yani el alışkanlığı. Öğrencilik yıllarından sürekli Ctrl-S'de. Aklınıza bulsun. Yani dediğim gibi uzun zamandır bu işteyim. Yani eğitim anlamında uzun zamandır eğitimci olduğum için çok karşılaştım. Dershanelerde özellikle şöyle söyleyebilirim. Son bölümü kaydediyoruz. Bitime yakın birkaç dakika var. Elektrik kesiliyor ve dershanede bir mantık vardır. Kapandığı zaman bilgisayarlar tüm sistem uçar. Çalışmamız biter. O nedenle dediğim gibi bunları kaydetmek için Ctrl-S'yi ben otomatik save'i 3'e veya 2'ye alıyorum. Çok büyük projede ise daha farklı olur. Yani 3 dakikada bir, 10 dakikada bir de olabilir ama Ctrl-S tuşunu öğrencilere aşıladığım ilk şey. Yani 10 yıldır ciddi bir eğitimim var. Ama bunun son 3-4 yılını çok iyi kurumlara eğitim vererek almadığım için söyleyebilirim. Görebilecek her şeyi gördüm. Yani araları ben de kaydediyorum. Okey deyip çıkabilirsiniz. Dünkü Navis Works'ün tekrarını sormuş bir arkadaşımız. Mehmet Bey'den bahsediyorum.
Dünkünü izlemek için oldtest.com Türkiye topluluğu adresinden rahatlıkla bugün değil ama bir iki gün sonra ve pazartesi günü koyacağız. Tekrar izleyebilirsiniz. Navisworks için iki etkinlik yapmıştık. Daha öncesi de vardı. Bir, bu ikincisiydi. Zamanlar ve çakışma algısı. Revit için de yaptık. Yakında Revit ve Revit Map de gelecek. Evet. 10 dakika da verdiğimiz yazmışlar. M2P komutu tekrar anlatabilirim. Tabii anlatabilirim. M2P şöyle bütün komutların alt komutu olduğunu unutmayın. Yani tek bir komut değil. M2P hepsinin alt komutu. Line'ın da alt komutu, Circle'ın da alt komutu. Mantığı şu, bir tane line çizdik, bir tane daha line çizdik. Bir şeylerin ikisi arasında bir çizgi çizmek istiyorsak, herhangi bir şeyin ortak sunmak istiyorsak, örneğin line enter deyip, klavyeden, line enter'dan sonra M2P yazarsak, bu normal şeyde yoktur, bastığımda bana direkt gelecekti, first point, diyecek ki bir tane nokta seç, birinci nokta, second point, ikinci nokta seç, bu ikisi arasını alacak. Yani ikisini ortak noktasını alacak. Sağda ve soldaki çizginin orta noktasından çekmek için. Bu circle'ın da mesela olsa yeni bir circle çizmek istesem C enter circle için M2P enter first ve second olarak çizildi. Artık bakın iki çizimin tam ortası. M2P olduğunu unutmayalım. Devam edelim. Mimari proje okuma ile ilgili forumumuzda var. Hani forumda da bayağı bu konuda bahsettik. Hatta geçenlerde bununla ilgili bir seminerimiz de vardı. Orada izleyebilirsiniz. Bir videoda paylaştık. Hani bunu uzun uzun anlatmayayım. Özel bir sorunuz varsa da bilirim. Hani mimari proje okuma derken neyi okumadan bahsettiğinizi için çok fazla konu olduğu için söylüyorum. Konu konu gidebiliriz. Hani aklınızda bir şey varsa. Şu konuda bilgi almak istediğiniz bir şey varsa olabilir ama biz bununla ilgili zaten forumumuzda yayınladık. Hem forumda var hem de cevdurcan.com'da bültende ve şeyde göreceksiniz. Blogda göreceksiniz. Yani birçok blogda bunu yayınladık ama özel bir konu isteğiniz varsa yayınlayabiliriz. En büyük kolaylık nedir demiş Gürkan Bey. En büyük kolaylık derken yeni versiyonda, yeni versiyonda yazdı sonunda. 2015 ile 2016, aslında 2015'i benim gördüğüm kadar son dönemde herkes kullanmıyor çünkü arayüzü biraz farklı. Onun yerine klasiğe geçmek istiyorum. Hatta internette göreceksiniz, bizim forumumuzda var. AutoCAD'in 2015 versiyonunda klasiğe nasıl geçilir diye bir şey anlattı arkadaşlarımız. Kolaylık, extension menüsü var, çok iyi menü. Yani size çok fazla olanak sağlıyor ama aşağı yukarı 2010'dan beri üst menüler aynı diyebiliriz. Yenilikler var mı? Var. Yenilikleri takip edebilirsiniz. Her yeniliği biz duyuruyoruz. Hem forumumuzda hem de şey bayağı bir duyuruyoruz. Yani yeni olur her şey. Aklınızda bulunsun var. Bana göre en kolaylık ne? Sanırım biraz daha hızlandı. Yani eski ağır yükünden kalktığı. Bir de yanlış anlayabilirsiniz. Shell'de yazılıyordu. Şimdi ATRX'de yazılıyor. Yani list yazma tarafı değişti biraz. List yazmanın arka planda eski listleriniz yenilerinde açarken load edip tekrardan load etmeniz gerekecek. Yani list konusu biraz değişti. Artık Shelby değil de daha çok ATX olduğu için bir farkı o. Bu ATX olmasının şeyi şuydu, daha kolay çalışıyor yani daha hızlı. 2015 daha hızlı diyebilirim. Projede 9.06 metrelik yerin 906 olarak görünmesini istiyorum. Sadece görünmesini istiyorsun değil mi? Yanlış mı anlamışım? Yani gerçekte herhalde bir fark var. Yani ya büyütmen lazım, ürününü scale etmen lazım. Yani 100 katı büyütmen lazım 9.06'yı. SC enter yani scale enter deyip 100 katı dersen 906 olacaktır. Projem büyüyecektir. Ama sadece o çizimin 9.06'sı içinse, yani şundan bahsediyorum. Diyelim şuna tekrardan. Şöyle zoom diyelim. Sadece burası içinse şöyle şunu üzerine değiştirebilirsin. Mesela 960 yazabilirim. 280 silip bu kalabilir ölçüde.
Ama diğer türlü şöyle var. Mesela üründen bahsedeyim. Şunu ölçelim. Şöyle rectangle diyelim. Ona onluk bir şey çizeyim sizin için. DL'yi diyeyim şöyle. Ürünü ölçüsünü de yazdım. 10 santim. Bunu 9906 olarak düşün. Büyütmek istiyorsan SC Enter, Scale, Seçim, Enter. Mesela 10 katı büyüttüm ben. 10 katı dediğimde şuraya ürün 100 oldu. Yani oranlayarak büyütmen gerekiyor ürünü. Çok soru var. Hızlıca yapmaya çalışıyorum sorularınızı. Teşekkür ederim katılmanız için. Gerçekten çok iyi oldu. Baya böyle sohbette var. Ben sorunuzu görebiliyorum arkadaşlar. Hepsini yapmaya çalışıyorum. Ha, 2013. Benim evimde 4-5 tane bilgisayar var. 2016 kullanmak değil, 2013'te kullandığınızı yazmışlar. En rahat ettiğim bilgisayarda bunu almak istedim. Ama yarın Revit'te 2016 anlatacağım. 2013 kullanma sebebi ben 2013'e biraz daha yatkınım. Hani ondan söyleyebilirim. Bir de rahat ettiğim bilgisayarım bu. Çünkü dedim 3-4 hani benim için 2013'ün arayüz hoşuma gittiği için bir de kendim bunu daha rahat hissettiğim için bu bilgisayar değil. Bir fark yok yani. Önceki dersleri kaçırdım. Nereden ulaşabilirim konusu var. Dediğim gibi oddes.com Türkiye toplantısına ulaşabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Bakın burada yani oddes Türkiye toplu dediğinizde Google'a girip rahatlıkla göreceksiniz ki bizim orada zaten gecenin üçünde de yazıyor olsanız sizi aydınlatmak için buradayız. Aynı zamanda forumlarımız var. Üstüne göreceksiniz. AutoCAD forumları, Revit forumları, Inventor forumları, 3DMX, kulübü esaslama ile ilgili yani Oddesk ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Bizler her konuda yardımcı Ali Bey'in sorusu gelmiş, devamı gelmiş. Okuyorum sorunuzu Ali Bey, kusura bakmayın. Hemen bir okuyunca cevaplayacağım. İmane koyuyor. Ha, ondan bahsediyorsun. Elektrik veya mimari poz numaraları var. Yani her ürünün bir anlamı var. Sanırım ondan bahsediyorsun. Pencere boyutları, kapı yüksekliğiyle ilgili hepsinin bir tanımı var. Örneğin basit bir şey olsun. Prizler yerden 90 santim yükseklikte ile ilgili bir poz numarası var. Yani bunların hepsini internete girip mimari ne diyelim mimari çalışma için teknik şartlanma gibi bir şey diyersen onların hepsini görebilirsin. Yani her birinin farklı anlamları var. Yani bunlar dediğim gibi biz açtırdık ama forumdan bakabilirsin. Olmadı bana yaz. Hani cevinurcan@gmail.com yazıp da ben de tek tek detaylı anlatabilirim yani müsait bir zamanda. Şu an anlatamam da vaktiniz kısaldığı için. Ben sana tek tek Ali Bey anlatabilirim durumu nasıl olduğunu. AutoCAD eğitimine nasıl katılıyoruz? Yunus Bey almış. Yunus Bey şöyle söyleyebilirim. İstanbul'daysanız burada yerimizde benim kendi ofislerimden bir tanesine katılabilirsiniz. Kendi sistemde zaten yakında Aralık ayında başlayacak bir etkinlik var. Ondan bahsedeyim. Eğitim takvimi var mesela. Oradan katılabilirsiniz. İstanbul dışındaysanız online eğitim veya yerinde eğitim kavramı var. Hani onlardan bir tanesine katılabilirsiniz. Tercih hakkı sizin. Şöyle Aralık ayını alalım. Aralık ayının 7'sinde başlayacak olan AutoCAD Aralık hafta içi eğitim programımız var. İstanbul dışındaysanız da size gerekli parayı sağlamak için gerekiyorsa biz geliyoruz. Gerekiyorsa arkadaşlardan birilerini yönlendiriyoruz. Yani mutlaka sizinleyiz. Aklınızda bulunsun. Hani Sezer Bey demiş ki Revit üzerinde ne göreceğiz? Sıfırdan mı yapacağız? Evet. Revit biraz daha yeni bir konu. Revit'e biraz daha sıfırdan başlamayı düşünüyorum. Yani
duvarlarında savaşından bahsedeceğim. Duplikat etmeden bahsedeceğim. Eğer Sezer Bey Revit biliyorsanız şöyle söyleyebilirim. Çok farklı göreceksiniz ki Revit'te birkaç püf nokta var. Yani yaparken template oluşturmadan bahsedeceğim. Template'in öneminden bahsedeceğim. Ama orada analiz olarak sınırı falan hepsini birlikte görüyoruz. Yani yarın süremiz yetecek de Revit'e de. Revit sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum Sezer Bey. Ali Bey tekrar almış. Ben size yazayım oldum. Ali Bey şunu söyleyebilirim. Sizler burada olduğunuz sürece biz hep varız. Yani biz bu eğitimlere elimizden geldiğince dönem içerisinde sık sık vermeye devam edeceğiz. Yani bu eğitim bugün burada bitmedi. Unutmayın. Yani sürekli vermeye devam edeceğiz. Aklınızda bulunsun. Kamera açmadım. Kusura bakmayın. Hani sohbet böyle devam ediyor ama bir daha içine kameralı devam edelim. Hiç problem yoktur. Hani sohbet edebiliriz her zaman. Bu eğitimimiz devam edecek. Teşekkür ederim bilginiz için. Ha tamam. AutoCAD'de Max biliyorsun. Sezer Bey yazmış. Soruyu cevaplayacağım. O zaman yarın katıl. Biraz da Revit'ten bilgi al. Bunları harmanla göreceksin. Az çok tahmin ediyorsan Sezer Bey. Revit'in size faydası çok olacak. Max biliyormaz büyük avantaj. Serdar Bey zaten son gün göreceksiniz. Serdar Akkan düz gören benim gibi o da expert ünvanlı bir arkadaştır. Son gün benim tasarladığım Revit konusunu yani Revit mimarisini mükemmelleştirecek. Yani orada bir göreceksiniz. Tasarım nasıl görselleşti, nasıl portfolyo göreceksiniz. Ben teşekkür ederim Serdar Bey ilginiz için. Serdar Bey de yazmış buradan görüyorum. Murat Bey geldi. Hocam tam olarak sorun 9 metrelik line çizgisi istiyorum ve bunun için 9 yazmak istiyorum. Santimetre dizisinden santimetre ayrı nasıl olacak? Hah, şimdi net oldu. Ürünler için UN diye bir konut var. Uzun uzun anlatmayayım sana, kısa anlatayım konuyu. UN dediğiniz zaman Murat Bey tıkladığınızda size bir pencere açılacaktır. Ne cinsinden olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Zannediyorum sorduğunuz soru buydu. Şurada, pardon. Karıştırıyorum bazen. Milimetre mi, santimetre cinsinden olduğunu hani burada ayarlayabilirsin. Bu Murat Bey'in sorusuydu. Santimetre cinsinden santimetre ayarı nasıl olacak diye. AutoCAD ayarlı bir komuttur. O nedenle santimetresinden yapıyoruz buradan. Kusura bakmayın çok soru geliyor. Hem buradan geliyor. Hani hem sizin görecek anlamda hem de arka planda telefon ve diğer bilgisayardan mailim de açık. Orada bir dünya soru geliyor. İzleyip oradan yazıyorum. Özelden yazan çok kişi var. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Özür dilerim. Cevaplayamazsam sorularınız devam etsin. Kapattıktan sonra da bana mail atabilirsiniz. Bütün hepsini cevaplayacağım. Kusura bakmayın bunun için. Arkadaşlar son 5 dakika süreyi yakaladık. Hani son 5 dakika derken gerçekten 22'ye 5 dakika kaldı. Varsa hızlıca sorularınızı alayım. Hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Ya şuna sorayım dediğinizde pat diye hani soramasam bile veya aklınızda özel bir konu varsa buradan veya forumdan veya mailden mutlaka yazın. Yarın Revit anlatacağız. Revit çok daha farklı bir konu olacak. O nedenle diyorum ki hani lütfen aklınızda bir şey kalmasın. Sorun yani bir problem yoktur. Evet. Sezer Bey sormuş demiş ki Revit'le ilgili hazırlık için şöyle yapabilirsiniz Sezer Bey. Forumlara girdiğinizde ondan bahsedeyim. Karmaşıklıktan meal vermeyin. Birkaç arkadaş sormuş. Mesela foruma girdiğinizde gördüğünüz zaman şöyle aşağı doğru ekran indirdiğinizde bakın topluluk etkinlikleri bölümü var. Sağ tarafta gördüğünüz gibi şurada menüler var. Inverter'dan BIM ile ilgili olan Revit ile ilgili olan var. Bakın 149 tane yayın yapmışız biz orada. Buradan biraz izlerseniz birkaç tane noktayı kaçırmazsınız. İnanın çok da faydasını göreceksiniz Mehmet Bey. Mutlaka bunu yapın.
Hani Fransız kalın derken, Fransız kalabilirsiniz. Yarın gayet iyi anlatacağız bu konuyu da. Teşekkür ederim Abdurrahman Bey. Dediğim gibi hiç merak etmeyin. Topluluk başkanımız Olcay Bey, yani Olcay Çüpf'le beraber ve diğer arkadaşlarla beraber bu etkinliklere devam edeceğiz. Hem etkinliklere devam edeceğiz hem de zaman zaman bir araya geleceğiz. Seminer olacak, söyleşi olacak, toplantı olacak. Sizlerin de katılmanızı sağlamaya çalışacağız ki hep birlikte devam edelim. Ölçü ayarlarını yapıp çıkıyorum. Aynı ayarları kullanabiliyor muyum? Evet. Yeni bir dosyada Yunus Bey, ölçü ayarlarını sıfır dersinde dosyada şöyle yapabilirsiniz. Diğer dosyadan bir tane örnek kontrol C, kontrol V yapıp çağırırsanız artık o ayarlar yeni bir dosyaya geçmiş oluyor. Yani bütün ölçü ayarlarınızı yenisinden kullanabilirsiniz. Eklerinizde kullanabilirsiniz. Yapmadıkken tek şey, örneğin duvar için kontrol C yapıp yeni dosyaya kopyaladığınızda o ürün hepsi geçecektir. Az önce sorduğum soru Yusuf Aydın Bey'in de Yusuf Çelik Bey'in sorduğu soru için söylüyorum. AutoCAD 3T, yani AutoCAD'den bahsediyor. Model yok, renk bir kullanım. Şöyle farklı platformlar, yani ben her ikisini kullanıyorum. Hani sana şudur iyi diye söyleyemem ama Revit'in bir kolaylığı var. Az çok AutoCAD biliyorsan scale komutu var ya da stretch komutu var ya, o biraz daha kolay gibi. Yani duvar kaydırma, kapı kaydırma, ürün kaydırma, yerleştirme Revit'te daha kolay. Bir de Revit'te bir şey çizdiğin zaman hem 3 boyutlu hem 2 boyutlu oluyor. Öyle düşün. Yani her ikisini de beraber kullanıyorsunuz. Yoksa AutoCAD'in 3 boyutlu kötü demek 80 yılından beri süre gelen bir Autodesk kavramını ayıp olacağı için hiçbir zaman söylüyorum. Elimizden geldiği kadar AutoCAD'de kullanalım, Revit'te kullanalım. Ama Revit bir tık daha bazı noktalarda öne geçmiş durumda. Bizim ama temelimiz, asla unutmayalım, eskilerimiz de biliyordur. Yani AutoCAD bizim temelimiz, unutmamamız lazım. İçi boyutlu çizimde AutoCAD temelimiz. Sezer Bey'in sorusu, ücreti yok. Zaten görmüşseniz ücretsizdir diye başlık atmıştık. Yani ücretsizdir seminerimiz. Online derslerin ücreti sormuşsunuz. Tabii ki onun buradan cevaplamamız mümkün değil. Konuşum gerçekten ihtiyacınız var mı yok mu onu kararlarınız lazım. Oradan yazarsanız bana oradan cevap veririm yani. Özel yazarsanız özel cevap vereyim ama Sezer Bey dediğim gibi yani şu an aldığınız eğitimlerle diğer tüm eğitimlerle ilgili forumdan yayınladığı hepsi ücretsizdir. Ücretsiz kalacaktır. Hani ibare olarak da söyleyebiliriz. Diğer dersler dediğim gibi diğer dersler için ekran kapandığında konuşalım. Anlatacağım. Yarınki Revit'te yaptığımız modellemeyi 3D Max'e kadar getireceğim. Ben dediğim gibi 2 gün bende eğitim. AutoCAD'de ve Revit'te yapacağım. 3D Max'te import etmeyi de göstereceğim Yusuf Bey. Orada bırakacağım. Pazar günü gündüz eğitiminde göreceksiniz. Max'in uyumunu, Revit ile AutoCAD uyumunu göreceksiniz. Orada gerçekten post production dediğimiz bir 3D görsellik alanında çok şey göreceksiniz. Max tarafı da çok iyi. Serdar Bey'e bu konuda güvenebilirsiniz. Serdar Bey de oldukça teknik anlatacak konuları. Evet, kapatacağım arkadaşlar. Varsa kafanızda dediğim gibi bir şey yoksa bitirelim. Yani zamana geldik. Ben bugün için çok teşekkür ederim hepinize. Katıldığınız için, beni dinlediğiniz için hepinize ayrıca teşekkür ederim. Yarın akşam görüşünceye kadar hoşça kalın. Esen kalın diyelim ve bugünü bitirelim.